Dostlar, 19 Mayıs pazar günündeyiz. Ana verdiğimiz kovanları kontrol ettik. Toplamda 2 tane zayiatımız var, doğru mu? Evet abi. 2 tane anamız kabul edilmemiş. Bölme yaptığımız kovanlar tarafından, koloniler tarafından. Şimdi o işimizi bitirdik. Normal rutin kontrollerimize devam ediyoruz. Burada bu çıtalar dursun. Nektar doldurur bari. Aynen, onunla akım başlayınca onlara direkt çıta verme derdiyle uğraşmayız. Duruma göre ekstradan isterse bir tane daha çıta veririz. %80 başarı oranı olmuş. Gayet güzel yani. Şuradan. Onu çuvaldan, bunların böyle eski tip kovanların kovanı tutamak yeri yok ya. Çuvaldan açman lazım. Tavuklar orada bırakmadı. Tilki mi geldi? Başka bir şey mi geldi? Kuyruk sürüden mi geldi? İşte güzel bir kovan daha. Son çıtaya bakalım. Günlük şey varsa. Günlük ve bal dolu. Bal dolu. Çok güzel. Bu taraf da gayet güzel. O çıtayı kaldıralım. Ona da bir bakalım. Sırlı bal. Yani üstü kemerlemiş, sırlamış. Orada yine üstte yine nektar var. Alt tarafta yavru alanı. Buna bir tane ampetek girilir. Çünkü kapallar önümüzdeki hafta çıkarsa bu kovan anormal derecede bir yoğunluk hissedecek. Bakın çok güzel. Üst tarafı kemerlemiş. Alt taraf paket yavru. Sen meme kontrolü yap. Ya sıkıştığını ben zannetmiyorum da. Yani ona bir ampetek verelim. Ben ampetek getiririm bir tane ona. Sen sıkıştırmasını yap. Çünkü çıta aralarında boşluk bırakırsak peteği şişiriyor. Bu da sağında falan bayağı bir boşluk yaratıyor. Ben bir tane ampetek girdim. Yemliğini de koydum. Bunu bu tarafa koydum. Bu tarafa bir esnemiş. Lastik malzeme olduğu için en azından peteğin şeyini bozmasın. Bunu ben kapatıyorum. Bu kapak, bu onun. Bu da bu. Önümüzdeki haftayı da atlatırsak bakalım, anarımızı da orada gösterelim. Bir dakika. Bu da çok güzel bir geçen senenin bölmesi. Bak, geçen senenin anarı bölmesi. Burada. Anarımız çok güzel. Çok güzel, çok uzun. Ve bu peteği gayet yeni verdik. Komple doldurmuş, bir posta çıkarmış. Tekrar bak, hep yavru. Yavru. Bu yeni petek. O onu kapatırsa istersen şey yapalım. Ne abi? Bence petek verelim güçlü kovanlara. Çünkü bal akımı olursa. İki tane peteği daha tam doldur. Doldurmamış mı? Tamam. Onlar tamam, o zaman gerek yok. Hani öyle bir durum varsa dışarıdan gelen bala en azından hem stoğu çeksin hem de petek kabartsın. Çünkü bu hafta her şeyin değişeceği bir hafta. Bölgemiz adına konuşalım. Bal akımı başlar bu haftadan itibaren. Evet, tamam. Buna zaten baktık, ona da baktık. Aynen. Bu çıkıp giren oldu. Evet. Videoda mevcut. Kendi çıktı, oğla çıktı aynı kovandan. Aynı kovana da geri girdi. Ne yaptılar, neyi bölüşemediler?
Neyi paylaşamadılar? Biz bilmiyoruz, onlar daha iyi biliyor. Onu kabartmaya başlamış, aynen. Bu tam güzel yerinde. Tamamen. Kendini hazırlar nektara. Şu an bunda yapılacak bir şey yok. Bu nasıl? Bu da güçlü bir kovanımız. Aynen. Bunu yeni örmeye başlamış zaten. Kabartır bundan sonra. Diğerini kabartmış. Onu kabartmış. Bunlar heves emeleri var ama içi boş onların da. Eski anar ya. Eski anar ha. Boz onu ya hiç. Bence şey yapalım mı? Hayda değer bir şey değilse düzensize ver. Buraya bir tane ham petek girelim. Olabilir. He? Olabilir. Hiç şey yapma. Çünkü ama ondan... Onlar memesi var. He? Onlar memesi var. O zaman yenileme kararı almış. Arı sütü yemeye de devam ediyorsun. İlacım benim bu. Yanında bir kavanoz bulunuyor. Küçük. Küçük. Ama işte ona da kaşık şey lazım. Kaşık lazım. Süt kaşığı lazım. Evet, bu kovanda bir sıkıntı var. Anarı memesi gördük. Bir bal akımı öncesi de oğula gitmesini istemiyoruz. Bakalım geç kalmadıysak 15 gün önce kontrolümüzde böyle bir belirti ibare yok. Evet. Meme dikmiş maalesef. Orada. Şey yapalım. Edip. Arkadakini ikisini birleştireceksin mi kesin? Hani birleştirmeyeceğim diyorsan, gerçi onun biri verdiğimiz ana mıydı? Evet abi. O zaman onu birleştirelim. Şimdi bunu verince bu sefer bundan da ana yapmaya kalkar. Belki onu benimsemez. Bundan önce güzel bir ana arı bırakacağım. Yeleni bozacağım. Arkada orada güzel bir meme var zaten. Bu benim anladım ama günlük de var ha. Ana arı çalışıyor abi. Demek ki yenilemek istiyor. Yenilemek istiyor. Benim beğenmiyor. Benim... Ana arısını beğenmeyen bir kovan. Sen bak. Onda var, güzel bir yüzük var orada. Seleksiyon çıkarıyorlar ya bu usta. Aynen. Meme ibaresi en altlarda var. Üstünü de güzel kemerlemiş. Sırlamış. Alt tarafı da yavru alanı. Güzel bir çıtı. Bu cengamede ana denk gelecek mi bakalım? Bulamayız da mecbur ana işte memeleri azaltacağım. Bir tane falan olsa oğla gitmez o şekilde.
arkadaşlar kurulması. Kapağını falan yaldı. Aynen, yani yavru düzeni de güzel görünüyor. Niye yenilemek istiyorsun? Şimdi bu tarz kovanlarda erkek gözleri bazen, mesela şuralarda haddinden fazla erkek gözü oluyor. İşte biz diyoruz yumurta düzeni şöyle, erkek gözü böyle. Aslında bu çıtaları değiştirmemiz gerek. Yani bu çıtalardan aslında kurtulmak gerek. Şimdi mesela şimdi verdiğimiz ham petekle bir ay önce verdiğimiz ham petek arasında arı o zaman üreme gereği duyuyor. Erkek gözüne çeviriyor veya erkek kabartıyor. Ondan sonra mesela şimdi verdiğimizi de direkt ne yapıyor? İşte çoğalma gereği duyuyor. Ondan sonra ne yapıyor? Bu sefer direkt dişi örüp, işçi arı gözü örüp devam edebiliyor. Yani arı orada durumu, dönemi neyi gerektiriyorsa ona göre bir düzen almaya çalışıyor. Bak şurada da çok güzel bir meme var bu tarafta da. Kenarda. Onu da bıraktım. Onu da bırak. Ya istersen bölme al bundan, sen bilirsin. Bunu bala mı çevireceksin? Bölme diyorum ya. Ya da ya, kovan çok güzel. Şimdi kapalı gözlerini sayarsan yani bilmiyorum. İki tane de kapalı güzel, iki yüzlük de güzel bence. İstersen birini bunda bırak, birini böl. O da olabilir. Tamarın gücü düşerse olabilir. Aynen, o olay gitmez. Onda yoktur diyeceğim ama bu tarafta var. Orada da mesela çok güzel bir... Aynen. Ortada olduğuna göre... Ortada olduğuna göre güzel bir... Aynen. İki tane ise birine direkt çöp batır. Yani öteki memeye zarar verme kesinlikle. Yani aynen çok güzel bir süt. Görmüş olduğunuz gibi. Biz de faydalanabiliriz. Bunu alayım olmaz. Bence onu al. O meme güzel. Şu ilk meme de çok güzeldi. Boş kovanımız var. Bence... Ters bir yere böl. Dersi boştu da şu an yolda. Tersiydi abi. Şuydu boş olan, aynen. Kullanırım dedin ya. Bu kovana böleceğiz. Arımızı. O kovandan bu kovana bölme yapacağız birazdan. Burada bu videomuzu sonlandıralım.